Anadolu insanının kıtlık zamanlarında çare olarak başvurduğu ve 3000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen kavut tatlısı gün geçtikçe sofralardan siliniyor. Seferberlik tatlısı olarak da bilinen kavut tatlısı en eski Türk kahvaltılı olma özelliği taşıyor. 3000 yıllık geçmişe sahip olduğu ortaya çıkan tatlı genelde kavurga, bal ve pekmezden yapılıyor. Sivas'ın Altınyayla ilçesi başta olmak üzere birçok köy ve kasabasında da yapılan kavut tatlısı Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de yer alıyor. Genelde kış aylarında yapılan bu tatlının yeni tatlı çeşitlerinin çıkmasıyla birlikte yok olmaya yüz tuttuğu düşünülüyor. Öte yandan kavut tatlısı Van ve Iğdır başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde de oldukça seviliyor. Sivas kent merkezi Sayıtpaşa Caddesi'nde yaşayan ev hanımı Betül Ekinci, kavut tatlısının tarihinin çok eskiye dayandığını belirtiyor. Ekinci, günümüzde kahvaltılık olarak çok fazla çeşit olduğunu ve bu yüzden tatlının unutulmaya yüz tuttuğunu ifade ederek şöyle konuştu. Babaannelerimizin zamanında işte kahvaltılık olarak, hani o zamanlar kahvaltı çeşidi olmadığı için, tatlı olarak, tatlı çeşitleri de olmadığı için kolayca yapılan bir tatlı çeşidimiz. Ve şu anda unutulmaya yüz tutmuş, çok yapılmayan bir tatlı. Enerji verir, hani içinde tereyağı var, buğday var, güç verir, enerji verir.